Sporda büyük şampiyon unvanını aldı. Dağıstanlı dövüşçü 30 yaşındaki Habib İrlandalı rakibi McGregor'u yere serdi efendim. İslam dünyasının fenomeni olan Habib yakında Galatasaray tribününde olacak. Çocukluğunda ayılarla dövüşerek başladı antrenmanlarına. Bugün dünya onu konuşuyor. Dağıstanlı 30 yaşındaki Habib Nurmagomedov efsane gibi kulaktan kulağa yayılıp devleşiyor. Çünkü o karma dövüş sanatları olarak tanımlanan spor dalında büyük şampiyon unvanı kazandı. 27 maçtır sürdürdüğü yenilmezlik unvanını da koruyarak. O büyük gecede ve öncesinde yaptığı açıklamalarla tüm İslam dünyasının da desteğini arkasına almıştı 30 yaşındaki Dağıstanlı Habib. Rakibi McGregor'un dilinde ise İslamofobik sözler, ırkçılık ve aşağılayıcı söylemler vardı hep. McGregor maçtan önce Dağıstanlı sporcuyu terörist olmakla bile suçlamıştı. Basın toplantısında sırf kışkırtma amaçlı içki ikram etmeye kadar vardırdı işi. Nurmagomedov sakinliğini korudu hep çünkü öfkesini ringe saklamıştı. Yumruklarıyla nefes aldırmadığı McGregor 4. raundda pes etmek zorunda kaldı. Ama İrlanda tribünlerinden gelen ırkçı söylemler sürüyordu. Daha fazla dayanamadı Habib. Telleri aşıp kendisine hakaret edenlere yumruklarıyla cevap verdi. Ancak bu hareketi centilmenlik dışı sayıldı. Şimdi yüksek bir ceza alması gündemde. People can talk about I jump on the cage, you know. What about he talk about my religion, he talk about my country, he talk about my father. Elhamdülillah, thank you so much. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de şampiyonu ziyaret etti bugün. Hem tebrik etmek hem de destek olmak için. Putin, ülke olarak büyük bir aileyiz dedi. Ne olursa olsun aşırılıklardan kaçınmak gerektiğini kaydetti. Ama bir parantez açarak. Namaz napadavet izvenye, to konechno ne tolko ty, vse mozhem tak prygnut, chto malo ne pokazhet. No lutshe. İslam dünyasında fenomen haline gelen Nurmagomedov için Galatasaray'da harekete geçti. Yönetim Galatasaray taraftarı olduğu bilinen Dağıstanlı sporcuyu 24 Ekim'de oynanacak Şampiyonlar Ligi maçına getirmek için kolları sıvadı.